31 Mart nefret söyleminin, 31 Mart korku siyasetinin seçmen tarafından rafa kaldırıldığı gündür. Bir Süleyman Soylu vardı. Nerede o Süleyman Soylu? Seçimlerden önce 20 gün Ankara'da, 15-20 gün Ege'de böyle bir Muğla'dan dolaştı geldi. Son günlerde yine İstanbul'da, Ankara'da. Tepiniyordu, çıldırıyordu. Teröristler, illetler, zilletler, reziller ağzına geleni söylüyordu. Cevap vereni tutuklattırıyordu. Bir tane Refah Partili birisi teessüf ederim mi dedi. Ne dedi? Onu tutukla, gözaltına aldırtıyordu. Böyle damarlar çıkıyor diyor Süleyman Bey. Buradan böyle damarlar çıkıyordu. Şah damarı atıyordu burada. Bağıra bağıra. Ne oldu şimdi? Geçen gün bir açıklamasını gördüm. Efendim muhtarlarla iftar yemeğine gitmiş beyefendi. İstanbul seçimlerinin siyasi ve ideolojik bir ayrışmaya sebebiyet vermesinden endişe duyarım demiş. Bak ne kadar efendi olmuşsun. Neden? Bu mu gerçek halin? O mu gerçek halin? Burada rol yapıyorsan oradaki haline, o gerçek halini biz unutmadık. Yok orada rol yapıyorsan insan iki tane oy için bu kadar iftira, bu kadar hakaret yapar mı ya? Şimdi bakıyorum nerede o Süleyman Soylu? Millet unutacak mı bunu? 31 Mart'tan beri küfretmiyor diye, terörist demiyor diye unutacak mı? Süleyman Soylu'ya demişler, saldır oğlum, saldırdı. Vatandaşa dünya hakaret yaptı. Şimdi dur Süleyman duruyor. Ya mahallede olsa bak, mahallede böyle çocuklar vardır ya. Kavgacı bilmem ne falan filan. Sonra foyası açığa çıktığında pırtlar, kaçar gider. Aşağıdan bağırırlar. Süleyman, papucu yarım, çık sokağa oynayalım diye. Çıkamaz ya. Süleyman'ın hali bu. Şu an papucu yarım çıkamıyor meydana. Neden çıkamıyor? Foyası açığa çıktı. Ankara'da dediği gibi olmadı. Hani Mansur Yavaş'ı göreve getirmezdi? Hani dünya kadar? Bir de ne yaptı? Ne demişti Mansur Yavaş'la ilgili? Mansur Yavaş'la ilgili birincisi çek senet işi var dedi. Seçilse de göreve getirmem, yetki bende dedi. Ayrıca hem Mansur Yavaş'ın hem Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye meclis üyelerinin 40-50 yıllık devlette tutulmaması gereken, tutulsa da saklanmaması gereken, saklansa da ifşa edilmemesi gereken kayıtlarını A Haber'e verip işte 40 sene önce Siirtliler Derneği'nin yemeğine gitmiş de bu adam terörist örgütün bilmem nesiymiş diye rezillikleri yaptı. Şimdi Süleyman Soylu'ya dediler ki dur Süleyman dur, seçimleri berbat ettin. Bakın Ankara adayının üstünde tepindi, canını okudu. Ankara'daki ÖSASEK'i ye şunu dedi Süleyman, sen yanlış adaysın. Senin yerine kampanyayı ben yapacağım dedi. Adamı iyice itibarsızlaştırdı. Şimdi İstanbul'a gelmiş ama ilk günler bir böyle bir havayla cıvayla geldi. Ben İstanbul'da şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dur dediler. Endişe ederim diyor. Üzüntü duyarım diyor. Sen küfredersin oğlum, ne endişe etmesi? Hadi 31 Mart'tan önceki diline tekrar dön bakalım. İstanbullu seçmen de cezasını versin. Bu arada hemen hatırlatalım. Sayın Süleyman Soylu eğer cevap hakkı olarak bağlanmak isterse Halk TV'nin kapıları, telefonları sonuna kadar açıktır. Ya hatta Süleyman Soylu kendine güveniyorsa gelsin. Hemen böyle oturalım yarın akşam. Ortaya siz geçin. Oturalım. Süleyman Soylu'ya 31 Mart'tan önce attığı yalanları anlatalım. Bakın bunlar sadece ve sadece karşısına prompterları alıp ağzına geleni söylemesiyle ünlü adamlardır. Ama karşı karşıya gelmekten, tartışmaktan hiçbir şey. Habertürk televizyonuna bağlanır, bıdı 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 konuşur. Karşısındakinin dediğini dinlemeden kapatır gider. Gelsin buraya. Geçelim karşılıklı. Oturalım. Halk bir konuşsun bakalım. Halk kapıları sonuna kadar açıktır. Ha, abi şunu söyleyeyim. Binali Yıldırım için de hakikaten bunlar. Daha önce ÖSASEK'i de söyledi. Bunlara izin vermezler kardeşim. Bunların televizyon programlarına çıkma konusunda kendi başlarına irade kullanmaları da mümkün değil. Bu da şu. İstanbul'u Binali Yıldırım yönetecek ama kendi başına televizyon programına çıkamayacak. Kendi başına televizyona çıkmaya karar veremeyen adamdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Allah aşkına söyleyin ya. Dünyanın hangi metropolinde, hangi demokrasisinin, hangi güçlü ülkesinin en büyük şehirlerinin belediye başkanları televizyona icazetle başkasından izin alarak çıkar? Allah aşkına buna bir bakın ya. Hayır, bunu söylemesi de aslında yani ben tek başıma karar almıyorum demesi de siyasete mesela siz der misiniz? Siz Kemal Bey'den izin alır mısınız mesela? Bu Halk TV'ye çıkacağım ya da
işte Süleyman Soylu'yla tartışmaya çıkacağım, izin veriyor musunuz diye, bir izin alır mısınız? Ben Kemal Bey'in grup başkan vekiliyim. Partimizin sözcüleri var. Partimizin merkez yönetim kurulu üyeleri var. Ben kendi kendimi ifade edemeyecek, partimin hakkını savunamayacak, genel başkanın yerine imza atma yetkisi olan birisi olarak bunu yapamayacak durumdaysam benim burada ne işim var? Kemal Kılıçdaroğlu böyle birisini neden grup başkan vekili yapsın? Veya bir ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin başbakanına, eski meclis başkanına televizyona çıkacak kadar güvenmiyorsa İstanbul'u nasıl emanet ediyor? O da şu, onu da söyleyelim. Bunun ardındaki gerçeği de açıklayalım. İstanbul'u Binali Yıldırım'a yönettirmeyecekler ki. İstanbul'u bildiğimiz çete yönetecek. Binali Yıldırım gelip duruma vaziyet edecek. Zaten bir ara vardı ya, istifa etmek istemiyordu. Neden? Seçilirse de görevi tercih etmek var. Oraya dönecek. Buradan belediye meclisinden bir başkasını seçeceklerdi. Bu İstanbul'u Berat Albayrak yönetecek. Bu İstanbul'u Berat Albayrak'tan birlikte çok yakını olan bir, ve İstanbul büyük ilçe belediyelerini belirleyen bir grup başkan vekili, bir eski kadın bakan ve onların etrafında bir avaneleri var, onlar yönetiyor. Bundan İstanbul da rahatsız. İstanbul büyükşehir, fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın alması gereken yardımları TÜRGEV'lere, okçuluk vakıflarına sayısız ve alakasız, ama her bir tanesi sarayın ve her bir tanesi AK Parti'nin içindeki bazı yapıların uzantıları olan derneklere, vakıflara, cemaatlere para aktarmak üzere kurulmuş bir organizasyon. O kadar büyük bir yapı ki, bakın 16 günde belediye meclis çoğunluğu karşıdayken o çoğunluğu mahkum ederek su faturalarını %40 ucuzlatabiliyorsanız, pideyi 1 lira yapıyorsanız, bedava ulaşımı 6 yaştan çocuklar için 12 yaşa çıkarabiliyorsanız, 4 yaşına kadar bebeği olan annenin ulaşımını da ücretsiz yapabiliyorsanız, 16 günde ve bu 16 günün aslında küçücük belde belediyesine gidiyoruz. Abi tebriklerle geçti, nefes alamıyoruz, icraat yapacak vakit yok diyorlar. 16 günde Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarına bak. Bu iki şeyden. Bir, kabiliyetinden ve adanmışlığından. İki, İstanbul Büyükşehir'in güç ve imkanlarından. Ve İstanbul Büyükşehir'in güç ve imkanlarını halktan yana kullanırsanız halk uçar. İstanbul'da ne fakir kalır, ne fukara kalır, ne boynu bükük kalır, ne trafik sorunu kalır. Yeter ki çalmayın, çaldırmayın. Yeter ki yemeyin, yedirin. Kursaktan haram lokma geçmesin, birilerine geçirmesin. Derneklere ikişer milyar, üçer milyar vermeyin. Bakın mesela şöyle çok basit bir şey gördüm. Sayıştay denetimiyle ortaya çıkan zarar 753 milyon TL. Devletin Sayıştay'ı bak o kadar baskı altında 753 milyon TL. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. İstanbul Büyükşehir. Sadece bakın Sayıştay raporundan ihtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon TL. 1 milyon TL. Bir daha söyler misiniz şu iki rakamı? İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon TL. Yani bakın 120 milyon, yani 1 milyon lira Milli Piyango'da adamı çıksa 7 sülalesi kurtuluyor değil mi? Hı hı. Ondan 120 tane var. 120 milyon TL'lik sadece ihtiyaç fazlası araç. Hı hı. Mesela geçen gün Cumhurbaşkanı dedi ya konvoyları kısaltın. 48 tane danışmanı gelirmiş peşinden. İkişer tane de koruma aracıyla birlikte 96 koruma aracı, 48 araç, 140 tane araç konvoydan eksilmiş. Danışmanları 3 minibüse koymuşlar, konvoy kısalmış. Şimdi tam oraya gelmişken bir örnek vereceğim sevgili izleyiciler, değerli Halk TV izleyicileri. Yıllar önce Deniz Baykal'la bir Hollanda gezisine gitmiştik. Deniz Baykal ana muhalefet lideriydi ve Hollanda Başbakanı'yla bir görüşmesi vardı. Otelin bir odasında görüşeceklerdi, özel odada. Hollanda Başbakanı bisikletiyle ve elinde tostuyla geldi. Buyurun devam edin. Şimdi bütün mesele şu. Türkiye'nin 4 milyonunda belediye başkanlarımız tasarruftan bahsediyor. İsrafın en çok olduğu yerler AK Parti'nin kaybetmemek için en çok çırpındığı yerler. Ankara Büyükşehir öyleydi. Ki Ankara Büyükşehir Melih Gökçek'ten sonra bir rehabilitasyon sürecine sokulmasına rağmen halen daha hani retina okunarak girilen odalar falan var biliyorsunuz. Ama esas İstanbul Büyükşehir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tırnaklarını koltuğa geçirip bırakmak istemediği bir yer. Sebebi de şu.
Yandaşları buradan finanse ediyorlar. Yandaş şirketleri buradan zengin ediyorlar. Kendi siyasetlerini de buradan finanse ettiriyorlar. Bu kadar basit. Kimin parasıyla? Fatma teyzenin parasıyla, Hasan amcanın parasıyla. Yeni doğmuş Mehmet bebeğin, Muhammed bebeğin parasıyla veya 90 yaşına gelmiş Nuriye teyzemin parasıyla. İnanın bu işin Berk'i, Barış'ı, Rabia'sı, Cebrail'i yok. Kimin çocuğu olursa olsun hepsi bizim evladımız. Hepsinin geleceği söz konusu ve burada Ekrem İmamoğlu gibi hem iddialı, hizmet etmek isteyen, en önemlisi çalmaması yetmez. Çalamaz zaten, çalsa bir önceki belediyeyi ne kadar güzel yönettiğini herkes biliyor. Tepesinde 300 tane müfettiş bir kör kuruşa dokunmamış. Çalmamak yetmez, çaldırmayacak adam da lazım. Ekrem İmamoğlu çalmaz, çaldırmaz. Ekrem İmamoğlu yemez ama yedirir. İstanbulluya yedirir. Hizmet olarak gönendirir. Boğazından da onu geçirir. Bunun için Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti arasında çelişki var. Ekrem İmamoğlu İstanbullular yiyecek diyor, AK Parti bizim yandaşlar yiyecek. Bir şey soracağım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Bey mi yoksa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi fiilen Recep Tayyip 39 Erdoğan. İlçede Erdoğan 39 ilçede miting düzenleyeceğini söylüyor ve bu yarışı büyük bir hevesle takip ediyor ve bu yarışın içerisinde. Fiilen Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Şeklen Binali Yıldırım. Zihnen AKP zihniyeti. Yani İstanbul terk edilemeyecek, bırakılamayacak, kaynaklarından vazgeçilemeyecek, imkanları başkasının eline verilemeyecek bir yapıdır diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı da AK Parti tabanını da seçimi haksız hukuksuz yere iptal etmeye, ikna etmeye çalışan bir AK Parti zihniyeti var. Bu zihniyete göre, daha doğrusu İstanbul'u bu zihniyet yönetmek istiyor. Şeklen Binali Yıldırım aday ama Turgut Sünalp'in adaylığından farklı değil. Horoz Partisi'nin adayı gibi. Fiilen Recep Tayyip Erdoğan'la yarışılacak. Ama işin özü şu. Bu seçim patronun kim olduğuna karar verecek seçim.